Günaydın arkadaşlar. Sesim geliyor mu şu an? Evet. Ha tamam. Geçen hafta 6. ünitemiz yarım kalmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam bu konulardan bahsetmiştim. Değil mi? Marjinal maliyet, ortalama maliyet, bunları anlatmıştık. Evet. Bunlardan bahsetmiştik arkadaşlar. Şu tabloyu da incelemiştik. Bu örnekleri yapmıştık. Tahminim şu grafiklerde kaldık. Ama yine de şuradan yine de maliyetlerden şuradan devam edelim. Evet. Demiştik ki maliyet üretimde kullanılan girdilere yapılan harcamalardır şeklinde söylemiştik. Toplam maliyet, toplam değişken maliyet ve toplam sabit maliyetin toplamından, ikisinin toplanmasından, yani şurada gösterdiğimiz şu denklik. Toplam maliyet, toplam sabit maliyet artı toplam değişken maliyet olarak söylemiştik. Üretimde dönemlerden bahsetmiştik. Kısa dönem ve uzun dönemden bahsetmiştik. Kısa dönemde iki tür girdinin olduğundan, değişken girdi ve sabit girdinin olduğundan bahsetmiştik. Dolayısıyla değişken girdilere yapılan harcamalara değişken maliyet, sabit girdilere ya da değişmeyen girdilere yapılan harcamalara ise sabit maliyet diyorduk. Dolayısıyla toplam maliyette bu iki maliyeti toplanmasından toplam sabit maliyet artı toplam değişken maliyet şeklinde söylemiştik toplam maliyetin değerini. Grafiklerinden bahsetmiştik ve burada toplam fiziki ürün eğrisinden toplam maliyet değişken maliyet eğrisinin elde edilmesi ve sonrasında toplam maliyet eğrisinin elde edilmesinden bahsetmiştik. Demiştik ki verimlilik ve maliyet birbirinin zıt yönünde hareket eder. Yani verimlilik artarsa maliyet düşer, verimlilik azalırsa maliyet artar demiştik. Dolayısıyla toplam fiziki ürün eğrisiyle toplam değişken maliyet eğrisinin birbirine benzediğini söylemiştik. Bakın şu B'deki grafikle C'deki grafik birbirine çok benziyor. B'deki grafik toplam fiziki ürünü yani toplam üretimi ifade ederken C panelindeki eğri ise toplam değişken maliyeti ifade ediyor. Gördüğünüz gibi birbirine çok benziyor. Aradaki farklılık ne? Birinde düşey eksende işçi sayısı, diğerinde de toplam değişken maliyeti eğrisi yer almakta. Şimdi son olarak da ne demiştik? Toplam maliyet eğrisi düşey eksenden başlar demiştik. Bakın 800 birim. Burada örnek olarak 800 birim verilmiş. Düşey eksenden başlar. Sebep? Çünkü hiç üretim olmasa dahi, üretim sıfır olsa dahi bir takım maliyetler vardır. Bu maliyetler de sabit maliyetlerdir. Fabrikayı kurdunuz, makinaları yerleştirdiniz, fabrika üretime hazır. Ancak üretime değişken girdi dahil etmediğiniz müddetçe üretim olmayacaktır. Yani değişken girdi kullanmadığınız müddetçe üretim olmayacaktır. Ancak maliyet var. Neden? Sabit. Evet. Neden? Çünkü sabit girdi var. Fabrika kurulmuş, bina yapılmış, makine teçhizat alınmış ve üretime hazır hale getirilmiş. Halihazırda üretim var mı? Yok. Maliyet var mı? Evet var. Ki bu maliyette nedir? Değişmeyen ya da sabit girdilere yapılan harcamalardır. Dolayısıyla burada toplam sabit maliyet TFC ile gösterdiğimiz toplam sabit maliyet üretimle miktar değişmeyen girdilerin sabit girdilerin harcamalarını ifade eder ve yatay eksene paralel bir doğru şeklinde çizeriz. Bakın yatay eksene paralel bir doğru şeklinde toplam sabit maliyet eğrisi. Dolayısıyla toplam maliyet eğrisi
Nerede başlayacaktır? Toplam maliyet ne demiştik? Toplam maliyet eşittir. Toplam sabit maliyet artı toplam değişken maliyet. Üretim sıfırken toplam maliyet eşittir. Toplam sabit maliyet artı toplam değişken maliyet ne olacaktır? Bakın şurada. Ha, şurada yerimiz var. Oraya yazabilirdik. Şurada yerimiz var. Evet. Bakın şurada. Hiç üretimin olmadığı yerde toplam maliyet eşittir. Toplam sabit maliyet o da nedir? 800 olarak verilmiş. 800. Ama hiç üretim yapılmadığı için değişken maliyet nedir? Sıfır. Değişken maliyet sıfır. Dolayısıyla toplam maliyet neye eşit oluyor arkadaşlar? Toplam maliyet 800'e eşit oluyor. Bakıyoruz. Tam burada toplam maliyet eğrisi buradan başlamış. 800. Ha bundan sonra değişken girdi, üretime dahil edildi. Üretim başladı. Artık değişken maliyet de artı değerler alacak ve toplam maliyetin miktarı, değeri artacak arkadaşlar. Evet. Kısaca toplam fiziki ürün ve toplam arasındaki ilişkiden bahsettikten sonra şimdi gelelim kısa dönemdeki maliyet kavramlarına. Bakın farklı maliyet kavramlarımız var. Toplam maliyetten bahsetmiştik. Marjinal maliyet ve ortalama maliyetten söz edebiliriz. Marjinal maliyet üretim bir birim artırıldığında toplam maliyette meydana gelen değişme marjinal maliyet olarak nitelendirilir. Tekrar ediyorum. Firmanın üretimi bir birim arttığında toplam maliyette meydana gelen değişme marjinal maliyet olarak tanımlanır. Burada da görüldüğü gibi arkadaşlar marjinal maliyet neye eşit? Toplam maliyetteki değişme bölü üretim miktarındaki değişme. Gelelim ortalama toplam maliyete. Ortalama toplam maliyet ise ATC ile gösteriyoruz. Üretim birimi başına, maliyeti ifade eder. Örneğin 10 çift ayakkabı ürettik. 10 çift ayakkabı üretimi sonucunda toplam maliyetimiz 100 lira oldu. Biz bir çift ayakkabıyı kaça üretmiş olduk arkadaşlar? Toplam maliyetimiz 100 ise, üretim miktarımız da 10 ise, 100 bölü 10 demek ki biz bir çift ayakkabıyı 10 liraya üretmiş. Demek ki ortalama toplam maliyet 10 liradır. Basitçe bir örnek verdik. Ortalama toplam maliyet de eşittir. Toplam maliyet bölü üretim miktarı. Toplam maliyet bölü üretim miktarı. Böylece birim başına maliyeti bulmuş oluyoruz. Üretim birimi başına maliyeti bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Ortalama toplam maliyeti ikiye ayırarak inceleyebiliriz. Çünkü toplam maliyete ne demiştik? Toplam sabit maliyet artı toplam değişken maliyet demiştik. O zaman şöyle şurada gösterelim. Toplam maliyet eşittir. Toplam sabit maliyet şunu biraz netleştirelim. Nasıl yapılıyordu bu? Görebiliyorsunuz değil mi? Evet. Toplam maliyet eşittir. Toplam sabit maliyet artı toplam değişken maliyet. Şimdi her iki tarafı üretim miktarına bölersek eşitlik değişmeyecektir. Ama şunu neydi? Biraz önce formülü vermiştik. Şu ortalama toplam maliyet. Şu ne? Toplam sabit maliyet bölü üretim miktarı. Bu da ne olacaktır arkadaşlar? Ortalama sabit maliyet olacaktır. AFC. Bakın şu. Şu ne olacaktır? Ortalama
değişken maliyet olacaktır. Yani üretim birimi başına sabit maliyete ortalama sabit maliyet üretim birimi başına değişken maliyete de ortalama değişken maliyet diyoruz arkadaşlar. Maliyet. Tabi bu da ortalama toplam maliyet olarak isimlendireceğiz. Ortalama toplam maliyet. Bu netleşmedi ama. Otofokus. Hah, böyle daha iyi oldu. Tamam arkadaşlar. Şimdi dönelim tekrar slaytımıza. Bakın burada bir tablomuz var. Kitabınızda da var bu tablo. Tabloda çeşitli üretim miktarlarında, bakın en sol sütunda çeşitli üretim miktarlarında maliyet kavramlarında çeşitli maliyetlerin aldıkları değerler yer alıyor. Örneğin ikinci sütunumuzda arkadaşlar ne var? Sabit maliyet. Bir şey dikkatinizi çekiyordur. Bakın hiç değişmiyor. Yani üretim arttıkça miktarı hiç değişmiyor. Zaten buna da o üretim sürecinde miktarı değişmeyen girdilere sabit girdi diyorduk. Dolayısıyla bunlara yapılan harcamalara da sabit maliyet diyoruz. Sabit maliyet. Ve burada da görüyoruz. Hiç üretim yapmasak da 96, 12 birim üretim yapsak da 96 olduğunu görüyoruz. Toplam sabit maliyeti. Değişken maliyete bakıyoruz arkadaşlar. Değişken maliyet, tabii ki hiç üretim yoksa değişken maliyet de sıfır olacaktır. Hiç üretim yoksa değişken maliyet de sıfır olacaktır. Ve üretimi artırabilmemiz için ne yapmamız gerekir? Üretim yapabilmemiz ve artırabilmemiz için değişken girdinin miktarını artırmamız gerekiyor. Ki değişken girdinin miktarını artırdığımızda, yani ilk üretimi gerçekleştirdiğimizde değişken girdilere yapılan harcama 50 birim olarak karşımıza çıkıyor. Bakın hiç üretim yokken toplam maliyet ne kadar arkadaşlar? Şunu bir temizleyelim bir saniye. Bakın sabit maliyet, değişken maliyet. Hiç üretim yokken toplam maliyet neye eşit? 96'ya. Sabit maliyet artı değişken maliyet. 96 artı 0, 96. Üretimle birlikte, üretimin başlamasıyla birlikte üretim ilk birimi gerçekleştirildi. Sabit maliyette bir değişme yok. Ama değişken girdilere yapılan harcama 50 birim. Sonuçta ne olacak? 96 artı 50, 140 olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. 140. Dolayısıyla üretim arttıkça sabit maliyet değişmeyecek. Değişken maliyet gördüğünüz gibi sürekli artıyor ve toplam maliyette gördüğünüz gibi üretime bağlı olarak sürekli artıyor. Şimdi asıl belirleyici kavramlardan birisi marjinal maliyet. Yani ek birimi üretebilmek için katlanmam gereken ek maliyettir. Bir birim daha üretebilmek için toplam maliyette meydana gelen değişiklik, yani katlanmam gereken ek maliyet. Bakıyoruz. İlk üretim gerçekleştiğinde toplam maliyet 96'dan 146'ya çıkıyor. Ne kadar artıyor? 50 birim. Bakın 50 birim artıyor. İkinci birim üretimi gerçekleştiriyoruz. Toplam maliyet 180'e çıkmış. Şunu temizleyelim, tekrardan yapalım. Bakın ilk birimdeki artış 96'dan 146'ya, 50 birim değişmiş. Bir birim artırmışız. Ha, marjinal maliyet nedir? Ek birim üretim, dolayısıyla toplam maliyette meydana gelen değişme. İkinci birimi üretmişiz, 146'dan 188'e çıkmış. Yani 42 birim artmış. Bakın ne oldu? Üretim artarken
Toplam maliyet artmış ama azalarak artmış. Neden? Bakın görüyoruz. Marjinal maliyeti 50'den 42'ye düşmüş. Sebep ne olabilir? Neden düşüyor? Ek birimin üretiminin maliyeti. Hatırlayın ne demiştik? Verimlilik artarsa maliyet düşer demiştik. Bir kişi üretime dahil ettiğimizde bir tane üretmiş ve ne olmuş? Bir birimlik üretim meydana gelmiş ve maliyet de o şekilde oluşmuş. Bir işçinin. İkinci işçi üretime dahil edilmiş, üretim ikiye çıkmış ve birim başına düşen maliyette, yani verimlilikte meydana gelen artış maliyetin düşmesine sebep olmuş. Burada da onu görüyoruz. Tabii şimdi ben bir işçi dahil edildi, iki işçi dahil edildi diye örnek olarak veriyorum ama keşke buraya bir işçi miktarındaki değişme şeklinde de değişken girdi, çünkü odur. Kısa dönemde değişken girdi iş gücüdür demiştik. Hatırlarsanız toplam fiziki ürünü anlatırken, üretim kavramını anlatırken kısa dönemde değişken girdinin işçi olduğundan bahsetmiştik. Dolayısıyla burada değişken maliyette ne olacaktır? İşçilik maliyeti olarak dilendirebiliriz. Bakıyoruz, üretim 3'e çıkmış. Toplam maliyet 228'e yükselmiş. Bakın marjinal maliyet 40'a düşmüş. Yani gitgide ne oluyor? Verimlilik artarken maliyetlerde düşüş meydana geliyor. Peki bu hep böyle mi sürecek? Tabii ki böyle sürmeyecek. Sebep? Çünkü belli bir girdi artışından sonra her bir girdinin üretime dahil olması verimliliğin azalmasına sebep olacak. Hani azalan verimler yasası vardı ya. Azalan verimler çalışmaya başlayacak. Sebep? Çünkü değişken girdi ile sabit girdi oranı daki azalma yani sabit girdinin yetersiz kalması verimliliğin düşmesine sebep olacak. Ha ne oluyor? Fabrika binası yetersiz gelmeye başlıyor. Ne oluyor? Fabrikada makina teçhizat yetersiz gelmeye başlıyor. Yani ne yapmak gerekiyor? Belki fabrika binasını büyütmek gerekir uzun dönemde. Belki yeni makina teçhizat almak gerekir verimliliği tekrar artırabilmek için. Ama şu anda fabrika binamız aynı, makina teçhizat aynı ve üretimdeki artışın maliyetlere yansımasını görüyoruz. Ama şu anda hala maliyetlerde düşüş var. Üretimi 4 birime 3'ten 4'e çıkarttık. Bakıyoruz toplam maliyet 260'a yükselmiş. Ha ne kadar artmış? 32 birim artmış. 228'den 260'a yükselirken 32 birim artmış. Bakın 50, 42, 40, 32. Hala düşmeye devam ediyor. Yani değişken girdideki artışın verimliliği artışla birlikte verimlilik artıyor. Bakalım bu nereye kadar böyle sürecek? Geldik 5. birim üretime. 5. birim üretim sonucunda tabii ki beklediğimiz toplam maliyetteki artış. Toplam maliyet artmıştır. Bakalım marjinal maliyet ne olmuş? Ha, artık burada marjinal maliyetteki düşüş durmuş. 32'den 36'ya yükselmiş. Ha, ne oldu? Artık sabit girdilerle ilgili sıkıntılar başladı. Yetersizlik kendini göstermeye başladı. Ne oldu? Verimlilik düşmeye başladı. Verimlilik düştüğü maliyetler artmaya, maliyetler toplam maliyet zaten artıyordu. Marjinal maliyet artmaya başladı. Yani toplam maliyetler artarak artmaya başladı. Önceden azalarak artıyordu. Bakın 50, 42, 40, 32 azalarak artıyordu. Artık 36, 40, 42, 54 şeklinde artma durumu ortaya çıktı. Çünkü üretimde azalan verimler çalışmaya başladı. Şimdi bakıyoruz. Acaba ortalama sabit maliyet bundan nasıl etkileniyor? Tabii ki ilk birim ortalama sabit maliyet neydi? Toplam sabit maliyet bölü üretim miktarı. Bizim
Toplam sabit maliyetimiz 96 idi. 96'yı 1'e bölersek ne çıkacaktır? 96 çıkacaktır. İkinci birimi ürettik. Sabit maliyet değişmediği için 96'yı 2'ye bölersek 48. Üçüncü birimde 96 bölü 3 32. Ne oluyor arkadaşlar? Bakın gördüğünüz üzere gitgide azalıyor. Bakın bir grafiği canlandırın gözünüzün gözünüzde. 96 düşey eksende ortalama sabit maliyeti olsun, yatay eksende üretim miktarı olsun. Bakın ne oluyor? 96'dan başladı. 48, 32, 24, 19. Ne oldu? Gitgide yatay eksene yaklaşıyor ama asla sıfır olmuyor. Gitgide yatay eksene yaklaşıyor ama asla sıfır olmuyor. Çünkü var olan bir değeri sonsuza, yani sürekli artan bir sayıya böldüğünüzde küçülür ancak asla sıfır olmayacaktır. Burada da bu durumu görüyoruz. Değişken maliyete bakalım. Değişken maliyet neydi? Ortalama değişken maliyet, özür diliyorum. Toplam değişken maliyet, şunu temizleyelim. Burada değişken maliyet sütunumuz 3. sütunda. Bakın ne yapıyoruz? Değişken maliyet miktarı bölü üretim miktarı. 50'yi 1'e böldük, 50. Üretim 2'ye çıktı. Değişken maliyet 92 oldu. 92 bölü 2, 46. Üretim 3'e çıktı. Değişken maliyet 132'ye yükseldi. 3'e böldük. 3'e böldük, 44. Bakın 41, 40, 40'ta sabitlenmiş. Sonra ne olmuş? Artmaya başlamış. Buraya kadar azalıyor. Buradan sonra ise artıyor. Bundan sonra ise artmaya başlıyor. Şimdi dikkat ederseniz marjinal maliyet, marjinal maliyet ne zaman en düşük düzeyine ulaştı? Şurada. Dördüncü birim üretimde marjinal maliyet minimum düzeyine ulaştı. Ortalama maliyet ise bakın altıncı birimde minimum düzeyine ulaşıyor. Ortalama maliyet altıncı birimde minimum düzeyine ulaşıyor. Ha, o durumda bakıyoruz marjinal maliyete. Marjinal maliyet de minimum oluyor. Özür dilerim. Marjinal maliyet de birbirine, marjinal maliyetle ortalama maliyet birbirine eşit oluyor. Yani marjinal maliyet eğrisi minimum yaptı 32'de, artmaya başladı 40 oldu. Ortalama maliyet azaldı 40'ta minimum yaptı ve ikisi aynı noktada kesişti. Şimdi bakın şuradan eğrilerimize bakalım. Burada tam görünüyor mu bilmiyorum ama. Bakın marjinal maliyet azaldı. Ne oldu? 32'de minimum düzeyine ulaştı. 32 birimde minimum düzeyine. Ortalama maliyet, toplam maliyet de, ortalama toplam maliyet de azaldı. Ve 40 birimde minimum düzeyine ulaştı. Bu da 8. birim üretimi ifade ediyor. 8. birim üretimde marjinal maliyet de 40 birim değerini alıyor. Pardon, burada bir saniye arkadaşlar. AVC'den bahsetmişiz. Burada önemli olan bir saniye, toplam maliyet. AVC'de tabii ki 40'ta kesiyor. Bakın AVC'yi 40'ta kesiyor. Ancak 8. birime geldiğimizde toplam maliyet en düşük değerine ulaşıyor. 54 ve marjinal maliyet de 54 birime ulaşıyor. Evet, orada bir çelişki oldu. Onu buradan çözmüş olduk. Şunu silelim. Bakın marjinal maliyet 4. birimde en düşük düzeyine ulaşıyor. Ortalama değişken maliyet 6. birimde en düşük düzeyine ulaşıyor ki marjinal maliyet onu orada kesiyor. Aynı şekilde ortalama toplam maliyet de 8. birimde minimum düzeyine ulaşıyor ve marjinal maliyet eğrisi onu tam minimum noktada kesiyor. Dikkat edersek marjinal maliyet eğrisi
şöyle biraz daha çengel şeklinde, olta şeklinde, çengel şeklinde bir eğri. Ortalama maliyeti eriler ise yayvan bir U harfi şeklinde. Bir U harfi şeklinde. Ve dikkatimizi çeken nokta marjinal maliyet, ortalama değişken maliyet ve ortalama toplam maliyeti minimum olduğu noktalarda kesiyor. Bakın şurası ortalama değişken maliyetin minimum olduğu nokta. Şurası ise ortalama toplam maliyetin minimum olduğu nokta. Ve buralarda dikkat ederseniz marjinal maliyet eğrisiyle kesişiyorlar. Şimdi marjinal maliyetle toplam maliyet arasındaki ilişkiye bakalım. Marjinal maliyet minimuma ulaştığında bakın, şunu temizleyelim. Marjinal maliyet minimuma ulaştığında bakın toplam maliyet gitgide azalan miktarda artıyor. Artış var. Ha bu noktada azalarak artış duruyor arkadaşlar. Azalarak artış duruyor. Bundan sonra her bir üretim için maliyet arttığı için marjinal maliyet eğrisinin artık pozitif eğim aldığı, artan eğim aldığı durumda toplam maliyet eğrisi de artan duruma geçiyor arkadaşlar. Artan duruma geçiyor. Evet, eğrileri de bu şekilde. Şeye bakalım. Bakın ortalama değişken sabit maliyet eğrisine bakıyoruz. Bakın ne demiştik? Ortalama sabit maliyet eğrisi gitgide azalıyor. Gitgide azalıyor. Yatay eksene yaklaşıyor. Ve üretim arttıkça da yatay eksene yaklaşacak. Yatay eksene yaklaşacak. Ama asla sıfır olmayacak. Asla sıfır olmayacak. Evet, bundan bahsettik. Şimdi kısa dönemde durum buyken, uzun dönemde acaba nasıl bir durum gerçekleşiyor? Uzun dönemde demiştik ki tüm girdiler değişkendir. Tüm girdiler değişkendir. Kısa dönemde işçiyi, işte ham maddeyi, enerjiyi değiştirebiliyorduk. Ama kısa dönemde fabrika binası, makina, teçhizat, bunların miktarını değiştiremiyorduk. Dolayısıyla değişken girdi, sabit girdi. Dolayısıyla değişken maliyet ve sabit maliyetten söz edebiliyorduk. Ama uzun dönemde tüm girdileri değiştirebiliyoruz. Yani hem işçileri, ham maddeyi, enerji değiştirebiliyoruz, hem de fabrika binasını büyütebiliriz. Yeni makina, teçhizat alıp üretime dahil edebiliriz. Yani bütün girdiler değişkendir. Dolayısıyla uzun dönemde sabit girdiden ve sabit maliyetten söz edemiyoruz. Tüm girdiler değişkendir. Dolayısıyla tüm maliyetler de değişkendir arkadaşlar. Bakın burada ki grafiğimizde ATC1, ATC2 ve ATC3 eğrilerini görüyoruz. Ne bunlar? Ortalama toplam maliyet eğrisi. Bu her bir eğri aslında bir fabrikayı temsil ediyor. Bir fabrikayı temsil ediyor. Gördüğümüz gibi ATC1 küçük bir fabrika. Sonra fabrikaya yeni eklemeler yapılmış, makine teçhizat alınmış, fabrika büyütülmüş. ATC2 fabrikası oluşmuş. Sonra yine fabrika büyütülmüş, yeni makine teçhizat alınmış ve ATC3'e ulaşılmış. Burada görüyoruz ki ATC3 tesisi, fabrikası ATC2 ve ATC1'e göre daha yüksek üretimi daha düşük maliyetle gerçekleştirebiliyor. Bakın şurası ATC1'in minimumu. Şurası ATC2'nin minimumu. Şurası da ATC3'ün minimumu. Şimdi burada aslında uzun dönem ortalama maliyet eğrilerine planlama eğrileri de denebiliyor. Bunu daha önceden de yapabilirsiniz. Planlama şeklinde. Ama genelde iktisat gerçekleşmelere bakarak da hareket eder. Burada baktığımız zaman şimdi farz edelim. Şunu temizleyeyim ben arkadaşlar. Ben Q2 kadar üretim gerçekleştirmek istiyorum. Şunu da uzatayım. Şöyle uzatayım şunu da. Şu ATC1 eğrisini de uzatalım şöyle.
Şunu da şurada kessin. Şimdi Q2 üretimi için hangi fabrika tercih edilmelidir sizce? Hangi fabrika tercih edilmelidir? Biz üretici olarak amacımız neydi? Üretimi en düşük maliyetle gerçekleştirmek. Yani verimliliği maksimum kılmak ve üretimi en düşük maliyetle gerçekleştirmek. Amacımız bu. Şimdi size göre, şu örneğe göre Q2 üretimini gerçekleştirmek için hangi ölçek? ATC1 mi? Şu mu? ATC2 mi? ATC3 mü tercih edilmeli? Siz olsanız hangi fabrikayı tercih edersiniz? ATC1 olur mu? Bakın Q2 kadar üretirseniz, kesikli çizgilerle çıkıyorum, ATC1 burada kesiyor. Maliyet ne kadar? Rastgele yazıyorum. Şuna diyelim ki 15. Rastgele yazdım. 15 birim. Q2'yi ATC2 ile üretirseniz şu da 10 olsun. ATC3 ile üretirseniz yine de 10 oluyor. Şimdi tabii ki ATC1'i tercih ederseniz maliyet yüksek. 15 birim. Bu tercih edilmeli midir sizce? Hayır. Edilmemelidir. Peki ATC2'yi mi tercih edeceğim? Tamam, ATC1'i tercih etmiyorum. Onu sildim. Kenara attım. Acaba ATC2 mi? ATC3 mü tercih edilmeli? ATC2. Bakın. Evet. Bakın burada önemli olan şudur. Hani planlama demiştim ya. Gelecekte acaba bu Q2 üretim düzeyi artar mı, azalır mı? Öncelikle bunu tespit etmem gerekiyor. Ha, ben gelecekte üretimin daha da, talebin daha da artacağını, dolayısıyla üretimin de daha da artacağını düşünüyorum. O zaman ben geleceğe firma olarak kendimi hazırlamalıyım. ATC2 de olur. Herhangi bir sorun yok. Maliyet aynı. Ancak ben yeni planlamalarımı yapmalıyım. ATC3'e geçmeliyim. Eğer üretim Q3'e yükselirse, bakın üretim Q3'e yükselsin. Örneğin şurası Q3 olsun arkadaşlar. Bakın Q3'ü eğer ATC2'de kalmaya devam edersem maliyet yükseldi. Kaça yükseldi? 12'ye yükseldi. Maliyet 12'ye. Şuraya 12 yazdım ama arkadaşlar görünmedi herhalde. Maliyet 12'ye yükseldi. Ama ATC3'ü oluşturursam, bu fabrikayı oluşturursam, bakın maliyet kaça düşüyor? 8 birime düşüyor. O zaman benim aslında piyasa ile ilgili düşüncem burada önemli. Eğer piyasanın daha da büyüyeceğini, talebin daha da artacağını ve üretimin de artacağını düşünüyorsam ATC3'ü tercih etmeliyim. Ama yok, Q2 bu geçici durum. Üretim en fazla bu kadar artar, daha fazla da artmaz. O zaman ATC3'ü üretirseniz, diyelim ki üretim tekrar şuraya düştü. Şuraya düştü. Diyelim ki Q4 diyelim şuna da. Q4. Bakın ATC2'de kalırsanız şu 10'a denk gelmiş olsun. 10 birim. Ama ATC3'ü tercih etmişseniz maliyetiniz 14'e çıkmış. Ha, burada önemli olan nedir arkadaşlar? Firmanın, firma yöneticisinin gelecekle ilgili, piyasayla ilgili düşünceleri, beklentileridir. Artacağını bekliyorsa o zaman ölçeği büyütmeli. Böyle kalacak diye düşünüyor ise belli bir miktar, ortalama maliyetin üzerinde bu. Bakın en düşüğü burası. Burada ise Q2'yi düşündüğümüzde çok az bir maliyet artışı var. Olsun, ben ATC2'de kalırım diyebilirsiniz. Daha fazla artacağını, artmayacağını düşünüyorsanız. Ha, hele de düşecekse
kesinlikle ölçeği değiştirmemeniz gerekiyor. Bakın, uzun dönemde biraz önce 3 tane fabrika ölçeği vermiştik. 3 tane fabrika, ATC1, ATC2, AT3. Bakın burada çok sayıda ortalama maliyet, yani çok sayıda fabrika büyüklüğü var. ATC1'den başlamak üzere 2, 3, 4, 5, 6, 7'ye kadar farklı fabrika ölçekleri var. Biraz önce gördüğümüzde neydi? Fabrika büyüdükçe ne oldu? Maliyetler düşüyor idi. Bakın ATC3, ATC4'e kadar maliyetlerde azalma yaşanmış. Bakın minimum, minimum, minimum ve minimum. Azalma yaşanmış. Ha, bunun sebebi ölçek ekonomileri diyoruz. Bir fabrika, bir firma büyüdükçe daha çok girdi satın alır. Önceden 10 ton demir cevheri alıyordum. Demir alıyordum 10 ton. Ha, neydi? Ton fiyatı rastgele söylüyorum 500 manattı. Ha, şimdi tesisim büyüdü. 10 ton almıyorum. 100 ton alıyorum. 100 ton aldığınızda daha önce aldığınızın 10 katı alıyorsunuz. Acaba hala 500 manata mı alırsınız? Çok aldığınız için ne olacaktır arkadaşlar? Çok aldığınız için o demir girdisini satan tedarikçi, demir satıcısı diyeceksiniz ki ben 100 ton alıyorum arkadaş. Bana fiyata düşürmek zorundasın. Ha, daha önce 500 manata aldığınız ton fiyatı demirin şimdi kaça düştü? 400 manata. Dolayısıyla ne olacak? Birim başına düşen girdi maliyetiniz azalacaktır. Bu da ortalama maliyetin düşmesine sebep olacaktır. Bu nereye kadar böyle olmuş? ATC4'e kadar bu sağlanabilmiş. Firma büyümüş, büyümüş, büyümüş ve maliyet düşüşü yaşanmış. Ancak Q Yıldız, buna ne diyoruz arkadaşlar? Bu Q Yıldız üretim düzeyine kadar ölçek ekonomileri, bakın burada geçiyor, ölçek ekonomileri, pozitif ölçek ekonomileri diyoruz buna, pozitif, pozitif ölçek ekonomileri. Yani firma büyüdükçe eğer maliyetleri düşüyorsa, maliyetleri düşüyorsa buna ölçek ekonomileri diyoruz, pozitif ölçek ekonomileri diyoruz. Ancak firma daha da büyümeye devam etmiş. Tabii ki firmanın büyümesinin avantajları olduğu gibi belli bir büyüklükten sonra bir takım dezavantajlar da olabilir. Maliyetlerin yükselmesi durumu da söz konusu olabilir. Sebep ne olabilir acaba? Firma büyüdü, büyüdü, büyüdü. Söyleyin. Firma hantallaştı. Nasıl ki bir insan vücudunu düşünün. Hani belli bir yere kadar kilo aldıkça, irileştikçe güçlenir, kuvvetlenir değil mi? Güçlenir, kuvvetlenir. Ancak belli bir kilodan sonra artık ağırlaşır, hantallaşır. Hareket etmesi de zorlaşır. Yürümesi güçleşir, zorlaşır. Yani bir yere kadar güç, kuvvet verirken belli bir yerde zayıf bir insanı da düşünün, o da kolay kolay rahat rahat eğer yeterli besine ihtiyacı, yani birebir aynı şey değil, bunu bir kere aklınıza bu şekilde koyun. Ha, firma büyüdü, hantallaştı, o kadar çok girdi kullanıyor ki, o kadar çok üretim yapıyor ki deposunda ne kadar girdi var, ne kadar üretilmiş mal var, ne kadar işçi çalışıyor, ne kadar makine teçhizat var. Bunun bilgisiyle ilgili sıkıntı olabilir. Sipariş aldınız. Örneğin sipariş aldınız. 1000 tane otomobil üreteceksiniz. Bir tane, biraz abartayım. 1 milyon tane. Hani büyük firma ya. 1 milyon tane otomobil üretmez. 1 milyon tane otomobil siparişi aldınız. Ha, dediniz ki kayıtlara baktınız, bilgisayara girdiniz. Aa, 500 bin tane otomobil parkta görünüyor. Yani üretilmiş var. O zaman ben 500 bin daha üretirsem 1 milyon siparişi karşılarım. Ne yapıyorsunuz? 500 bin daha üretiyorsunuz. Ancak bilgisayarda 500 bin otomobil görünürken
Eğer deponuzda 800 bin otomobil varsa bu durumda fazladan 300 bin otomobil üretmiş olacaksınız. Bunun yer problemi var. Nereye koyacaksınız fazla 300 bin otomobili? İki, fazla üretmişsiniz. Finansman bağlamışsınız. Ve çok ürettiğiniz için belki de maliyetleriniz yükseldi. Bakın, bilgi problemi, yönetim problemi bunlara sebep olacak. Firma büyüdükçe uzmanlaşma da artacak. O öyle bir bant var ya ki, üretim bantı, işçi gün boyunca işte bir tezgahta sürekli gelen parçanın vidasını takıyor. Sadece yaptığı bu iş bu. Somun sıkıyor. Otomatik makine var, önüne parça geliyor. Sürekli aynı şekilde aynı vidayı parçaya takıyor. Sürekli bütün gün boyunca yaptığı bu. Gün boyunca belki 10 bin tane vida takıyor. Aşırı uzmanlaşma işin de verimliliğini, iş gücünün verimliliğinin düşmesine sebep olur. İnsanlar daha sık mola verir, sıkılır, konuşmalar artar. Dolayısıyla bu gibi durumlarda verimliliğin düşmesine, maliyetlerin artmasına sebep olur ki, bakın burada Q yıldız üretim düzeyinde firma büyümüş, ATC 5 olmuş, ATC 6 olmuş, ATC 7 olmuş ve sürekli maliyetlerde bir artış var. İşte bundan sonraki büyümenin üretim maliyetlerine etkisi olumsuz olmuş. Maliyetler artmış. Firma için olumsuz bir durum. Bakın, uzun dönem ortalama maliyet eğrisi ne şu kalın mavi çizgiyle gösteriyoruz. Kalın mavi çizgiyle. Yani bakın, kısa dönem ortalama maliyet eğrilerini içine alıyor. Hepsine bir noktada teğet. Buna burada teğet olmuş. Buna burada teğet olmuş. ATC 3'e burada. ATC 4'e burada. 5'e burada. 6'ya burada. 7'ye burada teğet olmuş. Uzun dönem ortalama maliyet eğrisi, kısa dönem ortalama maliyet eğrilerini içine alan ve onlara bir noktada teğet olan bir zarf eğrisidir diyoruz. Zarf eğrisidir. Hepsini içine alıyor ve hepsine bir noktada teğet. Peki bu uzun döneme baktığınız zaman optimum ölçek hangisidir? Yani optimum tesis hangisidir diye bir soru sorarsak ne dersiniz arkadaşlar? Optimum tesis. Optimum tesis en düşük maliyetle üretimi sağlayan tesistir. Sağlayan fabrikadır ki burada da bakıyorsunuz uzun dönem ortalama maliyetin minimum olduğu noktayla kısa dönem ortalama maliyetin minimum olduğu nokta şurası. Q yıldız. Bakın ATC 4. Bu da ATC 4'ü gösteriyor. ATC 4 optimum ölçektir arkadaşlar. Optimum ölçektir. Ne demek optimum ölçek? Biraz önce söyledim. Uzun dönemde en düşük maliyetle üretimin yapılmasını sağlayan ölçeğe ortalama maliyet eğrisine optimum ölçek diyoruz ki burada da dikkat ederseniz ATC 4 yani şu arkadaşlar ATC 4 ve uzun dönem LRAC, uzun dönem ortalama maliyet eğrileri her ikisi de şurada minimum. Yani minimum A T kısa dönem S ile gösterin. Kısa dönem ATC eşittir minimum uzun dönem şu da R diyelim. Uzun dönem ATC. ATC'yi AC ile gösterebiliriz. ATC. Yani uzun dönemin minimumuyla kısa dönemin minimumu birbirine eşit olduğu tesis optimum tesistir. Optimum ölçektir diyoruz. Ölçek de o tesisin büyüklüğüdür arkadaşlar. Ölçek. Bu işletme küçük ölçeklidir. Ne demek? Küçük üretim gerçekleştiriyor. Bu tesis, bu firma
büyük ölçeklidir. Büyük. Yani küçük ölçekli daha az işçi çalıştırıyor. Hasılatı daha az, üretimi daha az. Ha bu büyük ölçekli firma ise daha çok işçi çalıştırıyor. Dolayısıyla daha çok üretim gerçekleştiriyor. Dolayısıyla daha çok hasılat elde ediyor. Bunun ölçüleri vardır arkadaşlar. Çeşitli firmalara göre değişir. Ve konumuzun son slaytı arkadaşlar. Konumuzun son slaytı. Uzun dönemde firmalarının büyüklükleri maliyetleri düşürebildiği gibi girdi fiyatlarındaki değişmeler ve teknolojik ilerlemeler de maliyetleri etki eder. Eğer girdi fiyatları düşüyorsa uzun dönem ortalama maliyet eğrisi aşağı doğru paralel bir şekilde kayacaktır. Bakın paralel bir şekilde kayacaktır. Yani eğiminde herhangi bir değişme yok. Tersine eğer girdilerin maliyetlerinde bir artış, fiyatlarında bir artış olursa o durumda da uzun dönem ortalama maliyet eğrisi yukarıya doğru kayacaktır. Yukarıya doğru. Yukarıya doğru kayacaktır arkadaşlar. Bunun dışında ortalama maliyet eğrisini aşağı veya yukarı hareketlendiren durum ise teknolojik değişmelerdir. Eğer teknoloji ilerlemişse, yeni bir teknik, yeni bir bilgiyle üretim gerçekleşiyorsa bu verimlilik artışı demektir. Bu ne demektir? Maliyetler düşüyor demektir. O durumda da teknolojik ilerlemeler dolayısıyla maliyet, uzun dönem ortalama maliyet eğrisi aşağı kayacak ve ne olacak arkadaşlar? Eğri biraz daha yayvanlaşacak. Bakın LRAC1'e göre LRAC2 daha aşağıda ve kolları daha açık, dikkat ederseniz. Uçları daha açık. Eğer teknolojik bir gerileme söz konusuysa, yani siz teknolojinizi ilerletmemenin yanı sıra gerekli bakım onarım çalışmaları da yapmıyorsanız, bu durumda ilerleyen süreçte o makina teçhizat ilk günkü verimliliğinde kalmayacaktır. Gitgide verimliliği düşecektir. Hatta zaman zaman bozulacak, üretimden geri kalacaktır o makina. Bu da üretimin, verimliliğin düşmesi, maliyetlerin yükselmesi demektir. Çünkü hem üretim düşüyor, maliyetler yükseliyor ve bunun yanı sıra onarım masrafı maliyetlerin daha da artmasına sebep olacaktır. Evet. Maliyetlerle ilgili konumuzu burada bitirdik arkadaşlar. Bir ara veriyoruz. Aradan sonra rekabet konusuna, piyasalar ve rekabet konusuna geçiş yapacağız. 15 dakika sonra dersimiz başlayacak. Görüşmek üzere arkadaşlar.